Merhaba arkadaşlar, Karadev kanalına hoş geldiniz. Zombiler falan dolmuş. Bu ne lan? Baba. Dur, elimde baltam yok mu ya benim? Forever serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Balta yok mu ya? Şunları bir katledeyim. Bu arada arkadaşlar heyecanlandım bir yandan. Bir sürü malzeme toparladım. Görüyor musunuz? Malzemeler bunlar. Bir sandık dolusu. Full değil de sandık. Bunların yüzünden keşke bunları çıkarsaydım. Neyse. Bunların yüzünden çok fazla görünüyor. Neyse, biz bunları birleş... Aslında var ya, şimdiden demirlerin alayını al ya. Bu demir değil mi? Bu ne? Ana, iron aynen. Kaç tane demir çıkmış? 1, 2, 3, 4. 4 tane stack çıkmış. Bunların hepsini birleştirelim. Umarım fazla çıkar. 64 tane demir yapar. Yani aslında var ya, ne kadar çok görünüyordu. Şu anda bayağı azaldı ya. Şimdi yaptığım şeyleri göstereyim. Bayağı şey yaptım. Yine tabii ki de bayağı şey yaptım. Arkadaşlar, video dışı taş fabrikamızı geliştireceğim demiştim ya arkadaşlar. Bizim lav şeyi var ya, ondan lavları toparladım, hepsini şeye dönüştürdüm, obsidiyene. Buraya koydum, obsidiyen yaptım. Buraya koydum, obsidiyen yaptım. Bayağı uğraştırdı ama sonuçta elmas kazmam olmadığı için arkadaşlar toplayamazdım. Ben de buraya koydum obsidiyen. Bu şekilde buraları çevreledim. Şuraya da bir tane koydum. Altına da bir tane koydum. Yanlışlıkla kırmayayım diye. Bayağı verimli bir sistem oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aslında var ya, bunun bir stek yanımda dursun. Bu kadar toparladım. Bu arada bunda kaç? 2 litre var değil mi? Güzel. 2 kova falan varmış. Gayet iyi. Malzemeler, fırın bir tane daha yapmam gerekiyor. Aslında var ya, hızlı fırın varsa bir dakika ya, bir bak. Dur bir dakika. Önce bu bölüm arkadaşlar çok önemli bir şey yapacağız. Nerede lan bu? Her tarafı, dur F7'ye basalım. Görüyor musunuz? Her tarafı ışıklandırdım. Burada hiçbir tarafta yaratık spawn olmuyor ama tek tük çıkıyor. Ben her tarafı ışıklandırdım. Mesela haritadan göstereyim size. Görüyor musunuz? Buraları full, bak içeri illa girer bir tane. Ben onlar girmeden ben yatayım en iyisi. Tam chisel'ı bulduk. Çok basitmiş lan yapılışı. Elmas. Bak burada farklı şekillerde de varmış. Bunlar ne lan? Oo, bu şunun üstü. Oğlum var ya, aslında day mı çıksa ne iyi olurdu ya. Bak burada farklı şey. Oğlum bayağı şey var ya, bilmiyorum. Kesin de şunu yapacağım da. Şu ne? Şu ne tam olarak ya? Bunun ne olduğunu anlamadım. Diamond ingot. Allah Allah, neyse. Tamam ya, o chisel'dan yapalım bir tane. Zaten demir pişiriyordum. Oo, çok güzel. 42 tane demir ve 43. Daha var mı bende? Galiba yok. 43 tane demirim var. Daha ne olsun ya. Bu arada şu fırını koymadık ya buraya. Şunu buraya, tamam, bu iş görür. Odun süper. Odunları da buraya. Bakayım malzeme. Malzeme sıkıntısı umarım yaşamam. Şimdi bakalım neler var. Silver falan var. Tamam ya, ihtiyacım oldukça ben buradan pişiririm. Hemen pişirmeme gerek yok tabii ki de hepsini. Aynen, şu çubuktan da bir tane. Chisel olayı çok efsane. Şimdi alalım. Şimdi arkadaşlar, chisel'ın olayı şu şekilde. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da. Burada normal bir malzemeyi koyuyorsun. 50 çeşit şeyi var burada. 50 çeşit değil de işte bayağı var burada. Bakalım. Şimdi ev yapacağız. Aslında var ya, dur bir dakika, ben kum bloğunu da merak ediyorum ya aslında. Versene toprak. Bunu yapılıyor mu bilmiyorum. Bu arada şunları yapmamın sebebi, bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Bunlar da eğleniyor. Bunlardan çıkan şeyler, bir hemen kontrol edelim. Elmas, zümrüt falan da çıkıyor demişti bazı arkadaş. Bu ne lan? Bak güzel. Elmas falan çıkıyor dedi de bazı arkadaşlar. Çok elemem gerekiyor bundan. Bak, değişik değişik malzemeler falan çıkıyor. Görüyorsunuz, demir falan çıkıyor. Bu da aynı şekilde şey gibi. Kum gibi arkadaşlar. Taşı emirle kırınca kuma dönüşüyor arkadaşlar. Tamam lan, bu kadar yeter zaten. Bak güzel. Bunlar çıkıyor. İyi güzel, bayağı iyi malzemeler çıkıyor açıkçası. Bak çakıl taşı falan, bu var. Bunun olduğunu bilmiyorum da işe yarar umarım. Lapis falan çıkıyor. Tamam, ben bunu biraz elerim bir sonraki bölümde. Hallederim. Kolay iş yani bu. Dur, şunu şeye deneyecektik ya, chisel'a. Yok, bu bir şeye dönüşmüyor. Kum. Kum da dönüşmüyormuş ya. Aslında var ya, ben şunu birleştirelim. Şimdi dönüşüyor musun? Bak görüyor musunuz? Oğlum bu ne lan? Vay. Arkadaşlar, oğlum aklıma çok fena bir fikir geldi. Dur. Ben bunun hepsini dönüştüreceğim. Kaç tane çıkar? Onun biraz az veriyormuş ama ya. Arkadaşlar, güzel piramit benzeri bir ev yapmayı düşünüyorum. Aklımda hiç yoktu. Chisel'ın sayesinde. Hepsini değil de birazını.
kaç tane? 64 falan. Tam 64 tane çıktı. Neyse iyidir, yine iyidir. Bakalım neler var. Yani bunlara dönüşüyor falan. Bak güzelmiş. Oğlum bildiğin piramit yapabilirsin ya. Şuna bak ya. Şundan bir tane yapayım. Şundan bir tane yapayım. Şunun olduğu belli değil. Bu olabilir. Ben deneme amacıyla şu anda bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Vay vay vay. Oha. Çok şekil lan. Tamam tamam, kesinlikle çizim olayından girişeceğim arkadaşlar. Size bir tarlayı göstereyim ya. Tarlayı çoğalttım. Şimdi malzemeler burada. Güzel güzel, bayağı malzeme çıkmış. Bu arada şu toplama şekli var ya, efsane ya. Dur boş elle toplamam lazım. He bunlar olmamış ya, tamam. Şu elle toplama olayı çok efsane. Bayıldım ya. Bu arada şu bitkilerden çoğalttım arkadaşlar. Üçerli üçerli koydum bu şekilde. Hepsini full bundan yap, bunlardan yapmanın bir anlamı yok. Bir sandık yaptım buraya malzemeleri. Şunları alayım. Bunları buraya koyacağız. Bunlar salata yapımında işe yarayacak. Bu arada şunları da toparlayayım ya fırsat varken. Bunları da fazla çoğaltmadım bilerek arkadaşlar. Patates falan da var. Bayağı iyi ya. Bal kabaklarını ellemeyelim şimdilik. Tarlanın bu tarafına şu anda ne ekeceğimi bilmiyorum da ileriki bölümlerde görürüz arkadaşlar. Şurada da biraz şundan var. Şunu alayım. Süper. Var ya, yiyecek olarak şu anda sıkıntı yaşamam. İmkansız ya. Rengarenk bir sürü çeşitli yemeğimiz var arkadaşlar. Daha ne olsun. Şimdi biz chisel olayına giriyoruz ya. Bir dakika dur. Şimdi bak, bunları duvar yapacağım. Bir güzel bir yapı yapmaya çalışacağım da şu anda deneme amacıyla. Şimdi benim zemin yapmam lazım. Zemini nasıl bir şey yapsak onu düşünüyorum şu anda. Ben zemini bundan yapabilirim ya. Bilmiyorum ki. Aynen ya, zemini bundan yapalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Tam buraya yapacağım. Şimdi arada kaç blok fark olsun. Bak buranın arasında 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 4 blok iyidir. Yeter, daha ne olsun. Kaç blok? 2, 4. Tamam buradan da 4 blok olsun. Şimdi evin büyüklüğü. Şimdi ben buradan topladığım kumların sayesinde de chisel'la onları çeviririm. Ya biz ne o kadar demirim var ya. Bir tane demir kazma yapayım. Hem de daha hızlı toplarım. Kullanalım ya malzemeler. Korkmayalım malzemeden. Sonuçta bol bol var. Malzeme toplanması da zor değil. Evin uzunluğu ne kadar olsa iyidir. Kaç blok bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yeter ya bence. O kadar çok da uzun yapmanın bir anlamı yok eve. Ev biraz bayağı gidecek bu tarafa doğru. Şu alanı boşalttım arkadaşlar. Bununla dolduralım bakalım. Fena değil ya. Güzel güzel. İyi. Beğendim bunu. Elimdeki blokların yeteceğini umuyorum. Şimdi bir 64'lük nerede ya? Şunlar var ya. Benim kum toplamam lazım. Acilen bayağı kum toplamam gerekiyor. Şimdi ben kum toplarken burada şu camlar pissin. Eve pencere yapacağız. Şu anda evin nasıl duracağını hiç bilmiyorum. Ama ben bu tarafa geçeceğim de zombi falan var ya. Neyse tamam. Ben birkaç tane kürek yapayım kendime. Yani 3 tane kürek işimi görür. Benim bayağı kum yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu malzemeleri de buraya bırakalım. Maksat üstüm boş olsun. Bunları da bırakabilirim. Umarım 3 tane yeter bana kürek. Şu evi yapmak baya maliyetli olacak. Aslında normal taştan da kullanabilirim de taş iyi durmaz ya. Çöl biyonuna bu gider. Ancak. Ben şuraya gideyim bir alan. Bak şuraları komple alalım bir. Aa bu ne? Arkadaşlar altta değişik bir blok buldum. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir blok ya? Bir şey verdi bana. Saltı peyi. Aa. Çok ilginç. Neyse biz de sadece buranın yüzeyindekileri alacağız. Arkadaşlar bir sürü topladım bunları falan, hepsini buna dönüştürdüm, biraz oraya da koydum. Bu arada hemen göstereyim, şu alanı biraz da şu alanda topladım arkadaşlar. Ve arkadaşlar serinlemenin tek yolu suyun içinde beklemekmiş. Sıcaktan kurtulmanın tek yolu suyun içinde beklemekmiş arkadaşlar, onu fark ettim. Şimdi olayımıza girelim bakın. Şimdi bak pencere. Ver bakalım camları. Chisel'a bakalım nasıl camlar veriyor bize. Bak bu güzelmiş ama ya. Bu iyi. Bunları falan veriyor. Bak şu bir dakika ya, ben bir tane bir iki tane şundan bilmiyorum. Bir iki tane şundan nasıl duruyor acaba ya. Var ya bu çok hoşuma gitti. Kesinlikle bunu seçeceğim.
Aynen ya, o bu iyi. Hem de bayağı iyi. Ben biraz ya cam olan var ya, keşke kumların hepsini harcamasaydım ya. Şunların hepsini alalım. İşimize devam edelim. Arkadaşlar ben şurayı bu bloktan buraları doldurdum. Elimde de bir sürü var. Şimdi chisel'ımız yetmeyebilir ya. Geri kalanı bundan da yapabilirim. Şundan yapabilirim ya. Bak şu güzelmiş. Bir bakalım nasıl duruyor bu. Yani fena değil. Güzel güzel, bu da iyi. Bu da iyi. Fena değil arkadaşlar bu. Ama benim çok fazla cama ihtiyacım olacak ya. Neyse. Halledeceğiz ya. Bunları da halledeceğiz. 4 olsun. Şey yapacağım ya. Merdivenler. Umarım merdivenlerin çizili vardır. Merdiven yapılıyor dedim bundan ya. Ha, aynen güzel. Yapılabiliyormuş. Çok güzel. Kaç tane? İyi. Bayağı çıktı. Bakalım çizili var mı yok mu? Aa, yokmuş. Neyse önemli değil. Önemli değil arkadaşlar. Şimdi bak. 4, 5, 2, 4, 5, 6. Tamam böyle iyi. Bu 3 blok yukarı çıkması gerekiyor. 4 blok yani. Ya bu ev yapma işi de baya zor ya arkadaşlar ya. Bir blok daha üste çıkarsam yetecek benim için. Yani. İşte bu ya. Tamam. Devam edelim. Şimdi 4 blok farkla. Burası kaç bloktu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Süper. Tamam. Tam istediğim bu. 3 blok. Bakalım camlar nasıl duruyor. Fena değil. Güzel güzel. İyi duruyor. Gayet iyi. İstediğim gibi. Şimdi camların üzerine bir blok daha çekmem gerekecek. Şimdi ev baya büyük yapacağım evi. Hayvan gibi bir şey olacak ev. Bakalım. İyi. Fena değil. Fena değil. Şimdi buradan burası şöyle kapılara bakalım bir. Bunları doldurmaya devam edelim. Burada bir giriş tam şuradan böyle mi olsun? Arkadaşlar iki giriş yapacağım. Yani şimdi şöyle bir şey de yapabilirim. Tek girişlik bir yer, bak birer birer. Olabilir ya, neden olmasın? Şunu bir kıralım. Ben buraya pencere koymam gerekiyor. Gayet iyi. Aynen, daha iyi. Böyle daha iyi. Öbür tarafta bir, aynen diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Bu arada şundan biraz daha çevirelim. Bu bayağı iyi duruyormuş. Aa, çizim kırıldı değil mi ya? Ben çizim hemen şey yapayım. Bizim yaptığımız hangisiydi? Şuydu. Değil mi lan? Yanlış yapmadım değil mi? Bakayım bir. Aynen doğru. Bir tane daha yapalım şundan. Gayet güzel. Şimdilik bu kadar yeter. Kaç blok var? 2, 4, 5. 2, 4. Şu anda 5 oldu. Umarım orantılı durur. Önce şurayı aynı şekilde şunun gibi yapayım. Aynen 2 blok. Bunun kaç blok var? 2, 4. Aynı hizada yapalım. 2, 4. 2, 4. Aynen süper. Bunu da aynı şekilde yükselteceğiz. Tamam oldu galiba. Aynen. Kapı aynı şekilde olacak. Şimdi diğer taraf gibi aynı şekilde şöyle bir cam yapacağız. Evet, aynı. Bakalım bir blok arada fark var. Yapalım bakalım nasıl duracak. Arada bu kadar bir fark oldu. Onun ortasından da bir üçlü cam çıkarsam. No, iyi, fena durmuyor. Güzel güzel. Tamam bunu daha fazla yiyemeyeceğiz. En iyisi şeyden yiyelim. Pancar yiyelim bu sefer de. Artık bilmiyorum isminin olduğunu da pancar deyip duruyorum buna. Camları şimdilik buraya koymayacağım. Tamam mı? 3 blok. İyi. Fena durmuyor. Güzel. İstediğim şekilde bir şey. Arkaya bir de şey yapalım. Arada 2 blok oldu mu? 3 çıkıyor bir tane daha? 3. Yo. Oradakinde kaç blok vardı? 2 blok. Ha, o zaman şöyle mi yapsak acaba? Şurası. Bak şimdi orantılı olacak. Aynen. 3, 3. Aradaki boşluk 3. Aynen. Tamam. Süper. Mükemmel. Orantılı oldu şu anda ama bayağı büyük bir yer yaptım bu arada. Şimdi üst katın zeminini yapmam gerekiyor. Bunu duvarlarda kullandık. Şunu tabanda kullandık. Bak bunun yanında birazcık daha ince bir şey olabilir. Tamam mı? Bir bakayım nasıl duracak yanında. Gayet iyi. Yani beklediğimden daha güzel gözüküyor.
İyi, fena değil. Bununla devam edeceğiz. Bu arada bir dakika ya, ben aşağıdan bakayım. Alçak olmamıştır umarım. Yo, alçak değil. İyi. Tamam işte 3 blok yükseklik iyidir ya. Bir blok daha çıkarabilirim de gerek yok. İyi böyle. Üst katın temelini tamamladım. Şeye geçmemiz gerekiyor. Bir sonraki temel şu nasıl acaba? Şunu bir bakayım ben. Yani fena durmuyor aslında. Bu arada bir tane demir kazma yaptım kendime. Kazma kırıldı elimdeki. Arkadaşlar bayağı malzeme toparladım. Şunun umarım chisel'ı vardır. Chisel'ı yok da önemli değil ya. Zaten öyle de güzel gözüküyor da. Bir bakayım var mı diye. Yok ya, bu tür malzemelerin genelde chisel olmuyor anladığım kadarıyla. Şimdi bak, olay şöyle. Şunu kır. Buraya güzel bir, nasıl olsun, böyle. Tam aynen, süper. 3 blok arada fark var, güzel. Tam istediğim şey. Aynen şundan birazcık daha. Acaba camı koysam camla birleşmiyor değil mi? Aa, kötü. Aynı şekilde diğer tarafa da. Arada bir blok farkla. Aynısı. Aynen güzel. Bu arada yine çöl fırtınaları falan, şu tarafta fırtına var arkadaşlar. Şimdi bununla burayı kaç blok fark? Aa, bir dakika, ben yanlış yapmışım. Aa, ileri yapmam gerekiyormuş ya. Buraya birleşiyor değil mi? Aynen, süper. Benim için çok iyi. Kaç blok var arada? Aynen, tam orantılı şu anda. Gayet iyi. Bundan sonrası buraya camı dolduracağız. Bu arada biraz cam da yaptım. Aslında var ya, o camlar neyse, chisel'ım az kalmış, kullanmayacağım şimdi. Şunu kıralım ya hiç. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Aynen, böyle daha iyi duruyor. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım. Buraları fulleyelim. Şunu kıralım. Bayağı kötü görüntü gösteriyor. Bunu tekrar dolduralım. Aynen. Şöyle daha iyi duruyor. Aslında bayağı iyi oldu ya. Fena değil ha. Ben buranın biraz kötü olacağını düşündüm de, yok ya. Güzel güzel, bayağı iyi duruyor. Aslında var ya, çit değil de bunlar var ya, bunları koyacağım ya. Ben niye çit yapmaya gidiyorum ki? Zaten elimde çit var. Bunlarla burayı bu şekilde güzelleştireceğiz. Gayet güzel oldu. Üzerine çatı yapabilirim de, yok ya, buna çatı gerekmiyor. Bu zaten bu şekilde olacak. Elimdekileri chisel'a ihtiyacım var ya. Benim chisel'ı harcandı biraz. Şuna çevirelim hepsini. Oo, chisel gitti. Neyse dur, biz önce buraları bir dolduralım. Şimdi orantılı bir şey olması lazım. İki blok fark bırakalım. Tam buna göre üretilmiş lan. Hemen bir chisel yapmam lazım. Oğlum var ya, üçüncü chisel. Evi yapmak var ya, çok masraflıymış ya. Şimdi önce camları çevirelim. Şuna. Tamam, şimdilik devam edelim. 3 blok güzel, gayet iyi. Burayı camları dolduracağız. Şimdi önemli olan burası. Bu arada elimde, neyse şundan biraz daha çevirelim. Şimdi 1, 2. Aslında var ya, aşağıda yaptığımız tekniğin aynısını kullanabiliriz. Aynen. Doğru. Bu arada var ya, hayvan gibi malzeme harcadık ya. Bu bölüm benim için gerçekten de acayip zor oldu açıkçası. Yani zorluk dediğim, yani bu kadar uğraşacağım. Aslında var ya, ben böyle büyük bir ev yapmayacaktım. Birden heveslendim. Heveslenince de böyle bir ev ortaya çıktı. Oğlum yarım bloktan yapsam daha iyidir ya. Hep merdivenden yapıyoruz. Bence yarım blok daha mantıklı. Alayını çevir ya. Aynen öyle. Bu arada da yarım bloğun chisel'ı yoktur da, ben yine bir bakayım. Yani düşündüğüm gibi. Ha, biz şu arkayı doldurmadık ya, değil mi? Şuraya da bir cam fulleyelim. Kaç tane? 1, 2. Umarım elimdekiler yeter bana. Şu ana kadar yaptığım evlerin tarzından daha farklı bir tarz yapmaya çalışıyorum da, değişik durdu ya biraz. Bilmiyorum, biraz benim gözüme mi öyle geldi? Ama güzel, kötü değil. İyi anlamda değişik durdu. Aynı şekilde bu taraftan da. Aa, yetmedi ya. Şunları düzeltelim de. Kötü oldu ya. Ulan var ya, 2-3 tane için aşağı ineceğiz. Neyse. Ha, bu arada ısınmışız. Hem sıcaklık şeyini de ayarlarız. Oo arkadaşlar, harbiden de iyi duruyor ya. Kesinlikle görüşlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Bundan ya zaten fazla ihtiyacım yok da, bunları yapayım hepsini. Son bloğu da koyuyorum. Olle. Oğlum baya şey oldu ya. Şuradan inelim bir aşağı. Etrafını bir temizleyelim. Şimdi burada var. Ha, şurayı kıralım. İçerisi karanlık. İçeriği ışıklandıralım. Mükemmel. Bu arada gece oldu. Hemen yatmam lazım. Gelecek bölüm biraz daha düzenleriz içeriği, dışarıyı falan. Burayı, çatıyı uzaktan bakalım ya. Hatta uçağın üstüne çıkayım, öyle bakayım.
Böyle dar atmak. Mükemmel. Buradan 10 numara gözüküyor bence. Bu arada kapıları da yapacağım. Kapıları farklı kapıdan yapmak istiyorum da bir bakarım. Modlara bir bakarım arkadaşlar. Of çok iyi ya. Arkadaşlar ben çok beğendim gerçekten de açıkçası. Bu arada biz bu bölümde hiçbir görevi yapmadık. Ben kesinlikle şey görevini yapmak istiyorum. Bir bakayım malzemelere. Şunu alayım. Bu bölüm hiç görev yapmadık. Şimdi görev yapmadan da bitirmeyelim arkadaşlar. Şu görevi yapmak istiyorum. Bak bu altın. Tamam gold'a bakalım hemen. Gold. 10 tane altın sadece. Kaç tane? 16. Tamam bunlar bir şey dursun. Şunun yarısını alayım. Diğeri ne? Diğeri copper. 4 tane copper. Ha burada. Copper'ları da aynı şekilde. Aynen buldum onu da. Oğlum var lan hepsi. Güzel güzel. Bu görevi galiba tamamlayabileceğim. Arkadaşlar aslında şu blokları da kullanacaktım da belki kullanırım ya gelecek benim. Şu anda orada kullanacak bir yer bulamadım ya. Oraya koysam oranın görüntüsünü bozabilir diye koymadım. Var ya çok güzel ya. Ne bileyim kendimi tamam bunu hallettik. Şu tin ingotu da koyalım. Bundan kaç tane gerekiyor? 4 tane bunu da hallettik sayalım. Sonra bu ne lan? Leat. Ha buymuş. Var mı bundan? Süper bundan da var. Tamam ya görev bizde ben hallediyorum görevi. Bir tane daha gelsin. Sonraki silver. Silver ben görmüştüm. O kesim var. Silver da halloldu neredeyse. Ver bakalım bunu bana. Şunu al. Bu arada üstüm baya karıştı. Bunları düzeltmem gerekecek. Ben bunları gelecek bölüm eriteyim. Belki biraz daha kum toplarım arkadaşlar. Tamam bu da hazır galiba. Bakalım. Aynen sadece silver kaldı. Ver bakalım bunun yarısını. Böyle daha hızlı olur. Hadi. Aslında var ya fırın modlarını da bulsak iyi olurdu ya. Bir tane daha. Son bir tane galiba değil mi? 4 tane gerekiyordu. Bu arada verdikleri şeyler bunlar. Bunlar bak şu ikisini bilmiyorum da sandık bayağı iyi. Oldu mu? Kaç tane? 4. Tamam. Görev. Tamam lan görev? Tamam işte görev tamam lan. He seçim yapmam gerekiyor. Ya bunları salla ben direkt sandım. 4 tane mi? Şaka yapıyorsun. Aldın mı lan? Aynen bak görevde seçme olayı var bunda da yine. 4 tane sandık. Arkadaşlar heyecanlıyım lan bunları aç. Alayını at ya. Dur lan yer kalmamış orada. Şimdilik her şeyi atalım oraya. Biraz karıştı da neyse yapacak bir şey yok. Şimdi suyun içinde hem serinleriz hem de 3-2-1 açtım bunu. Bu ne? Aa, çimen. Bak çimen güzel. Çok iyi. Ama çimen toprağın üzerine ekleniyor mu ya? Emin değilim. Neyse. Bir sonraki. Güzel. Elmas bir tane ama keşke biraz daha fazla olsa. Güzel güzel bunlar da iyidir. Bana çimen mi yine? Oğlum niye ısrarla çimen veriyorsun bana ya? Ya ama şimdi neyse tamam iyi yine şey yapmanın bir anlamı yok. Şimdi biz bir toprak alalım. Tamam mı? Çimeni üstüne koyalım bakalım ne olacak. Şurada toprak olacaktı. Dur nerede ya? Hah şurada. Çimen koyuluyor değil mi lan? Yanlış olmasın. Şimdi çimenin sayesinde çimen yayabiliyor mu? O çok önemli. Bu arada bunlardan bir şeyler de çıkabiliyor. Çimen yayılabiliyorsa çimenli bir alan yapmak istiyorum ben zaten. Benim öyle bir şeyim vardı da hedefim vardı ya doğrusu. Bilmiyorum ya. Gelecek bölüm bunlara bir bakarız arkadaşlar. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Serinin devamı için de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.